Ben çok köklü bir ailenin soyundan gelen bir kadınım. Oturduğum villa çok lüks ve kendime aittir. Evde iki tane hizmetçim var. Her sabah kahvaltıda sadece kuş sütü eksik olur. İki lüks arabam var ve bir gün birini, bir gün diğerini kullanırım. Her zaman son derece bakımlı ve makyajlı gezerim. Para harcamayı çok severim. Hatta bayılırım. Yolda ne görsem alırım. Bazen kuyumcuya aniden girip bir şeyler alır çıkarım. Oğlum benim hayatımdaki tek değerli varlıktır. Onun her istediğini alırım. Onunla parklarda dolaşır dururum. Her sabah son model arabamla oğlumu okuduğu özel okula getirir, sonra işime giderim. E ben bir iş kadınıyım, vakit benim için çok önemli. Ah, yatım var, katım var, her şeye sahibim ama beyaz atlı prens karşıma ne zaman çıkacak ya? Çıkmazsa çıkmasın. Aman hiç de umurumda değil yani. Ben de bu güzellik, bu zenginlik varken oho, elimi sallasam ellisi. Desem de inanmayın. Çünkü ben sahte prensesim. Bu işin sonu yok Çiğdem. Ha, Kerem. Ya benim evlenmeye, çoluk çocuk yapmaya niyetim yok. Anla artık. Lütfen gitme. Yeter artık, uzatma. Kerem'cim, ofise gitmeden önce Garbis'e bir uğra. Çiğdem için enfes bir tek taş ayırttım. Bir de sen gör. Anne, siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ben kimseyle evlenmeyeceğim. Bunu anlamak çok mu zor? Sınavlarına da bir şey kalmadı. Çalışabiliyor musun bari? Arada derede çalışıyorum işte. Sok. Tamam. Bana bak. Bu akşam bana gelsene laflarız. Böyle yarım yamalak olmuyor. Bakarız. Benim oğlanın yıl sonu gösterisi var bugün. Ha. Ama ben gidene kadar bitmiş olur herhalde. Ali gel, kuş taş oynayalım. Onlar babam gelecek şimdi. Daha yıkanmam lazım. Canım sıkılıyor Emine. Kirayı geciktirdik yine. Başımız ev sahibiyle derde girecek. Ne oldu? Senin şu Sedat'ın eli biraz rahatlamadı mı? Ne bileyim ben. Ufak tefek tesisat işleri falan aldım dedi ama. Kaç aydır ödemiyor nafakayı? Evlendiğinden beri iyice boşlar oldu. Aylin, bana her zamanki otelde bir yer ayarlasana. Villa Plato'da mı efendim? Evet. Yeah.
Alo. Söyle Ceylan. Unutmadın değil mi? Gidiyorsun değil mi Ali'yi almaya? Çocuk evde seni bekliyor. Yok gidemiyorum ya. Ben de seni arayacaktım. İşim var Ceylan. Ya ne demek işim var Sedat? Hep böyle yapıyorsun. Çocuk evde bekliyor diyorum ya. Herkesin annesi babası yanında olacak. Vallahi ben gidemeyeceğim. İşim var. Ya Sedat, söz vermiştin. Hatta ondan sonra da yemeğe gidersiniz diye düşündüm ben. Ayarlayamıyorum işte ya. Sen git. Ya ben nasıl gideyim? Ben bu işe daha yeni girdim. Bu çok iyi bir fırsat. Bunu kaçırmak istemiyorum. Ya anlamıyor musun? Gelemem diyorum. Rahat bırak beni. Ya Sedat, sen ne biçim adamsın? Bunu bile çok mu görüyorsun? Çok şey mi istiyorum senden? Kusura bakma. Gelince söyle ev sahibi geldi kiraya istiyormuş dersin. Tamam söylerim. Oğlum ya borcunuzu ödeyin ya da çıkın. Bedava ev görülmüş şey mi ya? Toplantıya başlıyor mu Mustafa Bey? Kerem Bey ile Pervin Hanım gelsinler başlayacağız. Peki efendim. Mustafa Bey, kutlama programı için yapılan organizasyon detayları burada. İsterseniz şimdiden daha. Kerem Bey gelsin ondan sonra. Zaten gelmek üzeredir. Patronunuz yola çıktı değil mi Aylin Hanım? Çıkmış olmalı. Ne demek çıkmış olmalı? Aramadınız mı? Bütün telefonları kapalı efendim. Ulaşamıyorum. Allah Allah. Üzülme bu kadar Çiğdem. Kerem Amerika'dan geldiğinden beri senden başka bir beraberliği yok ki. Demek ki seni seviyor. Ama şimdi kardeşim biraz inatçıdır. Sen evlenelim dedikçe o da kaçıyor. Ama olur mu Selda abla? Yani evlilik olsa hiç açılmayacak. Duyunca böyle tüyleri diken diken oluyor. Benim de aileme karşı bir sorumluluğum var. Kaç zamandır onun keyfini bekliyorum. Hepimiz bekliyoruz hayat. Anne telefonun çalıyor. Evet Aylin. Ben ne bileyim kızım. Aç telefonu sor. Allah Allah. Durun bakalım. Gelir elbet. Ben de birazdan orada olurum. Kerem hala gitmemiş toplantıya. Telefonu da kapalıymış. Bana çok sinirlendi ya. Kötü bir şey yapmaz değil mi? Kerem mi? Rastgele arkadaşlar. Sağ ol abi. Bir saat içinde geri gelecek Meral abla. Kimse anlamaz. Ya Meral abla ne olur bir çare düşün. Bak oğlan çok masum kalacak. Ay ne yapsak acaba? Bir işimiz düştü sana. İşin içine müdürü de katıyorsunuz. Yalan dolan. Ya ortaya çıkarsa? Ne olur ortaya çıkarsa? Kızcağız oğlunun programını izleyip geri gelecek işte. Zor. Aşk olsun Ferhat Bey. Neyse Emineciğim, Ferhat Bey haklı. Benim yüzümden maşı derde girecek. Israr etme. Hadi. Durun bakalım. Adnan Deve değil ya. Hallederiz. Yardım edeceksin değil mi? Ama bir an önce döneceğim, tamam mı? Emin misiniz? Ciddi misiniz? Hadi. Hadi. Hadi.
Tamam, ben hemen gidip üstümü değiştireyim. Ay, çok teşekkür ederim. Aklıma kötü şeyler geliyor Tufan Bey. Ay, nerede arasak? Kimden sorsak? Kaza falan mı oldu acaba? Az sıkılmıştır Pervin Hanım. Biliyorsunuz bazen böyle her şeyi bırakıp kaçamak yapar ya. Yine öyle bir şey olmalı. Böyle bir günde olur mu ama? Kerem'in sağa solu belli olmaz. Ben alıştım artık. İsterseniz herkesi bekletmeyelim de biz toplantımıza başlayalım. Tamam, tamam. Buyurun beyler, toplantı odasına geçelim. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Toplantı saat 12'de değil miydi? Ali, hani baban gelecekti? İşi çıkmış, orada buluşacağız. Bu bir aile şirketi. Büyük bir organizasyon istemiyorum. Evimizin bahçesi müsait. Orada yapılacak. Bence bir otelin balo salonu daha münasip olur Keremciğim. Bunun için geç kalındı Pervin Hanım. Niçin daha önce harekete geçmediniz? Çünkü ben istemedim. Davetiyeleri de ona göre hazırlattım. Ama bahçe yeterince büyük değil. Oraya kaç kişi gelebilir ki? Hem koskoca holdingin kuruluş yıl dönümü. İnsan bir sorar, danışır yani. Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin siz anne ve babaları için hazırladığı yıl sonu gösterisi. Ben de annemin babamı gördüm. Arkadalar en son. Öğretmen görseydi kızardı ama. Beni çok haklısınız. Alişciğim, şimdi sıra sende. Heyecanlanma. Tamam mı canım? Gece uykusuz kalıp kucağına kim salladı? Heyecanlanma, tamam mı çocuğum? Şimdi 2B sınıfından Ali Erener. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Getirin buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Çiğdemlere benzer.
Pervin Hanım çok sinirlendi. Onun hayalindeki kutlama bir başkaydı. Şöyle büyük, şaşalı bir törendi. Gösterişi seviyorlar. Ya ben seni anlayamıyorum Kerem. Neden bu kadar tepkilisin? Olay da bu zaten. Beni kimse anlamıyor. Sen hep başkalarının hazırladığı bir programa göre yaşamak. Hiç hata yapma hakkının olmaması. Kendin gibi değil de bir büyük şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yaşamak. Bu başkasının hayatı Tufan Bey. Benim hayatım değil. Artık çok geç biliyor musun? Neden sanki babam bütün sorumluluğu bana devretti ki? Ne yazık ki sizin ailede bu işin altından kalkabilecek bir başkası yoktu ondan Keremciğim. Neyse neyse bunları bırak da Çiğdem'le ayrılmışsınız ha. Doğru mu? Annem yetiştirdi değil mi? Evet doğru ayrıldık. Evi de tamamen ona bıraktım. Çektim gittim. Bu sefer kesin kararlısın değil mi Kerem? Ya Tufan sen de biliyorsun bu olay zaten çoktan bitmişti. Çiğdem'in benimle daha fazla vakit harcamasının anlamı yok. Sana bir şey söyleyeyim. Unutma o kız sana aşık. Boşuna üzülüyorsun Ali'cim. Hoşçakalın. Vallahi bence çok iyiydin. Çok kötüydüm işte. Unuttum şiiri. İyiydi hayatım. Unuttuğunu kimse anlamadı ki. Görmedin mi nasıl alkışladılar? Bence herkes anladı. Üzülmeyeyim diye alkışladılar. Ben seni çok beğendim. Eminim herkes de çok beğenmiştir. Babam niye gelmedi anne? Baban? Baban küçük bir kaza geçirmiş. Doktor da gelmesine izin vermemiş. Yoksa çok istiyordu biliyorsun. Bence o kadın bırakmamıştır. Hangi kadın? Karısı. Hiç öyle şey olur mu Ali? Ne kadar ayıp. Hem o seni çok seviyor. O beni işte sevmiyor. Babamın beni görmesini bile istemiyor. Yok öyle bir şey. Ne yapacağız şimdi? Anne yeni bir film gelmiş. Gidelim mi? Bak izin günümde seni götürürüm söz. Tamam mı? Ama şimdi otele gitmem lazım. Peki ben? Ben seni eve bırakacağım mecburen. Emine. Buyurun Sabahat Hanım. Ceylan nerede? Vallahi bilemiyorum. Nasıl bilemezsin? Beraber çalışıyorsunuz. Baktım hiçbir yerde bulamadım. Oğlunun okulundan telefon geldi. Düşmüş galiba. Apar topar aşağı koştu. Gitti yani. Bana haber vermeden nasıl gider? Çocuğu ne de olsa. Annelik işte merak etmiş. Hiçbir şekilde gidemez Emine. Hiçbir şekilde. Ama ben emin değilim. En son gördüğümde lobide Ferhat Bey'le konuşuyordu. Ferhat Bey. Ferhat Bey. Oo, otelin en güzel kadını. Işıldıyorsunuz yine. Ferhat, Ceylan seninle konuştu mu? Evet. Çok acelesi vardı. Okuldan aramışlar. Çocuğun kolu mu kırılmış ne? Niçin bana değil de sana söylüyor? Senin ona izin vermeye yetkin yok. Üstelik Ceylan benim personelim. Tabii. Zaten onun da kimseden izin almaya ihtiyacı olmadı. Neden? Çünkü biz konuşurken Fuat Bey kapıdan çıkıyor. O da ona koşup onunla konuştu. Ne? Koskoca genel müdürle konuştu öyle mi? Bu ne cüret ya? Bu kız hiç haddini bilmiyor. Ya evet. Ama konuştu. O da izin verdi. Pekala. Eğer geri gelirse söyle. Derhal beni görsün. Genel müdür mü? Saçmalama Ferhat. Ceylan elbette. Tabii. Tuba. Tabii. Ya Fuat Bey sorarsa? Cesaret edemez. Sekreter tembihli. Görüştürmeyecek. Yaşa Ferhat abi ya. Hadi, hadi. Ay sen bir tanesin. Böyle yakışıklı bir erkek bana çiçek getiriyorsa bende hala iş var demektir. Hadi oğlum hadi. Ali'cim şimdi sen doğru eve. Burada yolumuz ayrılıyor. Ama bak böyle yapıp beni üzme. Törenden herkes annesiyle babasıyla çıktı. Ben bir başıma eve gitmem. Hem yine Eşref amca gelirse. O mu geldi? Kirayı ödemezsek bizi evden atacaklarmış. Peki, benimle gelmek ister misin? Nereye? Otele tabii, nereye olacak? Kirayı ödeyebilmek için çalışmak zorundayım. Hadi yürü. Ama bak sıkılırsan karışma. Sıkılmam, sıkılmam. Ay senin gibi bir adamı kadınlar nasıl olsa rahat bırakmaz şekerim, bak. Çiğdem de süper bir kızdı gerçi. Ha, ona bir dekorasyon işi ayarladım. Malikilerin yalısı tam Çiğdem'e göre. İyi, iyi. Kafası meşgul olursa beni unutur. Çiğdem. Çiğdem mi seni unutacak? Ay, hiç güleceğim yoktu.
Baktın annende de olmayacak. Benim otelde yara yırttım. Eşyalarımı topladım gidiyorum. Başka bir yere gitsen şaşardım zaten. Orada rahatım ya biliyorsun. Merak edilecek bir şey yok. Ferhat Bey her şeyi çok güzel idare etmiş. Ama sen yine Sabahat karısına gözüksen iyi olur. Tamam hemen çıkıyorum. Ya Ali burada kalabilir değil mi? Kalabilir. Kimse bir şey demez mi? Kim ne diyecek? Buranın sorumlusu benim herhalde. Şunu çıkaralım. Emine 208 nolu suite'i temizliyor. Yığınla işi varmış, seni de yardıma bekliyor. Tamam çıkıyorum. Hadi. 208 mi? 208. Tamam. Senin otelde kim kalıyor biliyor musun? Neslihan. Neslihan Sanlı. Kimmiş o? Adanalı Sanlıların kızı. Kızım Otriş nerede kaldı? Londra'da yaşıyor. Geçen yıl kocasından ayrıldı. Ha, bir ara bahsetmiştin. Ay, tam sana göre bir kız. Bak güzel, kültürlü, görgülü. Her şeyi bilir, anlar. En kısa zamanda sizi tanıştırmam lazım. Otriş! Sen zahmet etme, ben tanışırım. Ya korkulur sende. Bunu tuttur öyle getir. Hadi bakalım. Yarın akşam sizin şirketin kuruluş yıl dönümü var ya. Hesap gibi gelmeyeceksin herhalde. Neslihan çok şık bir partner olur sana. İyi, bir görüşelim. Tanışalım. Kolay gelsin. Nasıl geçti? Ay sorma ya. İyi ki gitmişim. Evet 20 tane çift kişilik nevresim. 50 tane banyo havlusu. Evet evet baş havlusu ve vücut havlusu. Evet. 80 tane yastık dedi. Yarın öğleden sonra. Ama bırak artık dalga geçmeyi. İyi aman. Baksana şu kıyafetleri dolaba asayım mı? Yok onlar iade edilecekmiş. Şu ayakkabılar da öyle. Neslihan Hanım mağazadan gelecek çocuğa teslim et onları dedi. Neslihan Hanım kim? Bu odada kalan kadın. Akşam geç vakit gelecek. Bunlar üstüne olmadı herhalde. Ay. Ceylan şuna bak. Ne kadar şahane. İçinde dolaşmak nasıl bir duygudur acaba? Herhalde çok özel bir duygu değildir. Ay, bence çok güzel bir duygudur. İnsan böyle bir elbisenin içinde kendini çok farklı ve güzel hisseder. Ay. Ay. Şunun yumuşaklığına bak. Değdir bak yanağına, değdir değdir. Çok güzelmiş. Hadi ver. Hayır. Baksana. Rüya gibi. Tam da senin bedenine göre. Hadi ver. Dur. Bak. Aa. Ne kadar yakıştı. Dön bakayım şöyle. Dön. Gerçekten çok güzelmiş. Evet. Ya. Bir giysen, bir denesen prensesler gibi olursun valla. Yok canım daha neler. İşte ne kadar güzel olursan ol. Giyinip süslenmeyince göstermiyor işte şekerim. Ya bir dakika versene sen şunu. Kadın çok da bakımlıdır değil mi? Gördün mü hiç? Gördüm. Çok hoş kadın. Ama kibirli mi kibirli. Burnu yere düşse eğilip almaz. Ama neme lazım çok iyi bahşiş veriyor. Çok güzel olduğunu dön bakayım. Prensesler gibisin. Elbise de kaldı. Ne olur bir kere denesen. Yok kızım deli misin? Olur mu öyle şey? El alemin elbisesi. Ay, kimsenin değil. Mağazaya geri gidecek. Tekrar satılana kadar da kim bilir kaç kişi deneyecek. Farz et ki sen mağazadasın. Kabinde elbiseyi deneyeceksin. Ya aynı şey mi? Elbette. Düşünsene. Hayatın boyunca belki de böyle bir elbise hiç giyemeyeceksin. Bu ilk ve son fırsatın. Hı?
merhaba. Hoş geldiniz Kerem Bey. Buyurun efendim. Suites 5 dakika içinde hazır olacak. 202 numaralı suite. Kerem Bey valizini yukarı çıkart lütfen. Ne seans anlı? Hangi numarada kalıyor acaba? 208 numaralı köşe suite efendim. Teşekkür ederim. Bana havuz başına bir buzlu soda yollar mısınız? Elbette. Ceylan, çok güzel oldun ha. Vallahi bu kadar iyi duracağını tahmin etmemiştim. Emine baksana. Hı? Saçım böyle daha mı iyi? Şunu kurtarsana. Böyle daha mı iyi? Evet, evet. Galiba daha iyi oldu. Şunlardan birini de giyiver. Yapmışken tam yapacaksın. Sen de beni kuklaya çevirdin ha. Bir... İnsan kaynaklarından birisini bağlasana. Abi cüzdan ne düşürdü? Bekliyorum. İyisin değil mi? Abi cüzdan. Canım benim. Önüme gitmek istiyorum. Gel götüreyim seni. Demek sen yüzme bilmiyorsun ha? Ben sana öğretirim. Dam pam pam. Dam tara. Dön bakayım. Ay 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 ay. Şşt, yavaş kız duyacaklar. Çılgınsın sen. Aa, ben mi sen mi? Sen başlattın. Dansı da nereden çıkardın? Ay ne bileyim. Bu kıyafetleri giyince öyle içimden geldi. Bayağı da beceriyorsun ha. Nereden öğrendin? Genç kızlığımda bir komşumuz vardı. Hı-hı. Dans hocasıydı. Hadi ya. Hı-hı. Çok hevesli olduğumu görünce bana da bir şeyler öğretti. Ay. Ben de hemen kapı verdim. Bir daha dön, bir daha dön. Ay, ay, ay. Adam Bey. Çocuğun üstünü ört. Annen hangi odada? 208 numara. 208 mi? Ya. Daha ne figürler biliyorum biliyor musun? Ne? Mesela bak bir de şu var. Tararara. Kim bu? Korkma korkma. Mağazadan gelmişlerdir. Anne açsana kapıyı. Ha, Ali'nin sesi. Ali. Ne oldu? Havuza düştü. İyi misin? Gel otur. Otur. Evet ama çok korktum. Ama nasıl oldu? Nasıl düştü? Yok oğlumuz tam bir kahraman. Cüzdanımı düşürmüşüm, onu bana verebilmek için peşimden koşmuş. Ayağım kaydı, abi de beni kurtarmak için havuza atladı. Yani bir bakıma buna ben sebep oldum. Anladım. Oğlumu kurtardınız yine de, çok teşekkür ederim. O zaman tanışabiliriz artık. Ben Kerem Akta. Aynı otelde kalıyoruz. Anne, Kerem abi de fanatikmiş. Üstelik kulüpte yönetici. Nasıl yani? Beşiktaş işte. Oğlunuzla ortak yanımızı bulduk. Futbol. Öyle mi? Peki, çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Görüşmek üzere. Şey, eğer izin verirseniz Ali'ye bir şeyler ikram etmek isterim. Hem takımımızı konuşuruz. Tabii kurulanıp üzerini değiştirdikten sonra. Gerçekten mümkün değil. İnşallah başka zaman. Anne, ne olur. Ali'cim, olmaz diyorum. Başka zaman. Anne, gitmek istiyorum. Ne olur ya. Ali'cim, bence bir üzerini değiştir. Nasıl olsa aynı oteldeyiz. Sonra buluşuruz ha? Hanımefendi, Ali'nin hiçbir eşyası yok ki burada. Sadece sizin giysileriniz var. Ali'nin giysileri kaybolan valizdeydi. Ya hiç sorun değil. Giyer benim Beşiktaş formasını, olur biter ya. Ama gerçekten mümkün değil. İnşallah başka zaman. Mümkün değil, gönderemem. Ya gideceğim. Ali, üzme beni. Telefon çalıyor galiba.
ben bakayım. Hayır. Bırak çalsın. Anne ben Kerem abiyle gideceğim. Hanımefendi telefon. Tamam git. Git ama fazla kalma. Kerem Bey'i de rahatsız etme. Oley. Tamam mı? Yok yok etmez. Teşekkür ederiz. Birileri Neslihan Hanım'ı arıyor. Ne yapacağız şimdi? Açalım yok diyelim. Olur mu öyle şey kızım? Kat görevlisinin telefonlara baktı. Nerede görülmüş? Sustu galiba. Sustu. Allah'a şükür. Adam beni burada kalan kadın sandı ya. Sansın. Ne zararı var ki? Kerem Akdağ. Kızım o Kerem Akdağ. Benim bu adamla bir daha karşılaşmamam lazım ya. Nasıl düzelteceğim ben bu işi? Ay, bu da sevineceğine üzülüyor. Bana kalırsa hiç düzeltme. Bu yanlışlık hep devam etsin. Deli. Şunları hemen kurutup getiriyorsunuz. Tabii Kerem Bey. Gel 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 gel. Üşümüyorsun değil mi? Üşümüyorum ama formunu vereceksin değil mi? Ha, dur bakalım neredeymiş. Oley. Süper. Çıkar bakayım. Emine ne yapacağım ben? Nasıl çıkacağım buradan? Ay, bayağı yürüyerek. Ne var bunda bu kadar korkacak anlamıyorum. Ay, çocuk adamın odasında kaldı. Gidip alamam da şimdi. Beni temizlikçi kıyafetiyle görürse ne diyeceğim? Anlaşılan tatlıyı seviyorsun. Evet ama annem yememe pek izin vermiyor. Ya neden? Abur cubur yememi istemiyor. Ya annen haklı biraz. Senin çocuğun var mı? Yok. Peki... Senin baban İstanbul'da mı? Evet ama annemle ayrılar. Abi siz? Abiyi boş ver. Kerem desen yeter. Olmaz annem kızıyor. Sen gerçekten Beşiktaş'ı yönetiyor musun? Eh sayılır. Yönetim kurulundayım. Futbolcuların imzalı resimlerini alabilir miyim? Bir de top istesem şöyle. Tabii canım. Hepsiyle birer birer tanıştırırım bile seni. Gerçekten mi? Tabii. Gir. Hanımefendi Ali'yi çağırıyor. Tamam pekala. Dur bakayım. Heh. Hadi görüşürüz. Sizin hanım ha. Unutmam. Hadi anne. İyi günler. Hadi hadi. Hadi. Emine abla. Sen niye anlama hanımefendi? Hadi hadi çok soru sorma hadi. Aylin. Buyurun Kerem Bey. Yarın şirket töreni için Neslihan Sanlı'ya benim adıma bir davetiye gönderir misin? Peki. Benim otelde kalıyor. 208 numaralı suite'te. Ha bak bir de ne diyeceğim. Çiçek de yolla. Beyaz gül olsun. Peki efendim. Mersi. Anne, yakışmış mı? Ah, tam üstüne göre olmuş. Ah, teslim ettin mi elbiseleri? Ettim, ettim. Bana bak, sen hemen Ali'yi al, aşağı in. Ben de arkanızdan tamam, geliyorum, tamam mı? Tamam, hadi çabuk ol. Çabuk. Neslihan Hanım? Neslihan Hanım? Geliyorum. Neslihan Hanım? Pardon, odanızı telefonla aradım ama çıkmadınız. Duştaydım, ondan. Sizi yarın akşam şirketimin kuruluş kutlamasına davet etmek istiyorum. Gelirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim ama mümkün değil. Aa, özellikle rica ediyorum. Sıkıldığınızda kaçarsınız. Gerçekten gelemem. Öyle pek şatafatlı bir şey değil. Evimizin bahçesinde küçük bir davet. Ya mümkün olsaydı keşke ama değil. Aa, ısrar ediyorum. Ama olmaz gerçekten. Bakın ben çok inatçıyımdır. Ben de. Bakalım hangimiz daha inatçıymışız. Siz kabul edene kadar buradan hiçbir yere kıpırdamam.
Peki tamam, geleceğim. Söz mü? Söz. O zaman yarın akşam saat 6'da lobide buluşalım. İsterseniz sizi gelip odanızdan alın. İkisi de olmaz. Benim dışarıda işlerim var. Ben onları halledeyim, kendim gelirim. Siz bana adres verin. İyi. Yani öyle bir bela sardım ki başıma. Böyle bela dostlar başına. Ya aslında hepsi senin yüzünden. Aa, ne güzel işte. Şahane bir adamla bir partiye gideceksin. Ve rüya gibi bir iki saat geçireceksin. Rüya mı, kabus mu, orasını Allah bilir. Rüya, rüya. Aha. Aa bak, az daha unutuyordum. Ne? Şunları resepsiyona bırakmam lazım. Çıkıyorum. Kerem Bey, notunuz var. Ali lobide değildir inşallah. Yok, Meral ablanın yanında. Oradan ayrılma diye tembih ettim ona. Ah, iyi. Çok güzel olmuş, çok güzel. İyi akşamlar Ceylan Hanım. İyi akşamlar Kadir abi. Bekle beni. Siyah. Beyaz. En büyük. Beşiktaş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eşref. Eşref. Nereye bakıyorsun sen öyle? Ceylan geldi. Bugün uğradım, evde yoktu. İşe girmiş. Artık kirayı vaktinde öder herhalde. Ne işine? Vallahi Manav Kadir'in dediğine göre otel işiymiş. Otel mi? Hı. Genç bir kadın, bir dul. Otelde nasıl çalışır ya? Otellerde neler döndüğünü hepimiz biliyoruz. Sana kaç kere söyledim bu kadın sağlam ayakkabı değil diye. Ama dinlemedin ki. Ben oraya nasıl giderim Emine? Ya doğru dürüst bir elbisem bile yok. Lan saçmalama. Bir elbise uğruna bu fırsatı kaçıracak mısın yani? Ya ne bileyim ben. Onlar başka bir dünyanın insanları. Ben nasıl girerim onların arasına? Ay, sende de bir aşağılık kompleksi var ki. Lan senin havan yeter ayol. Aa, bak aklıma ne geldi. Abimin düğününde giydiğim bir fantazi kıyafetim vardı. Hadi gel onu bir deneyelim. Hadi. Ama... Kalk, 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 kalk. Hadi. İşte bak. Ay Emine. Tut bakayım şöyle. Kızım delirdin mi sen? Bu kadar kısa elbiseyi nasıl giyerim ben? Aman ne varmış? İşte bak, fıstık gibi bacakların var ha. İyi de Emine, ya bu çok süslü değil mi, böyle çiçekler falan? Ya, elbiseyi gösteren onlar ayol. Aman aman. Al bakayım şunları. Heh, senin ayak numaran kaç? 36. 36 mı? Dur bakayım, ben şimdi bulurum bir şeyler. Thank you.
akşamlar. Girebilir miyim Ceylin? Hayır, müsait değilim. Merak etmeyin, çalışmaya başladım. Yakında kiranızı öderim. Yok yok, onun için gelmedim. Elin dardıysa daha sonra da ödeyebilirsin. Bir kahveni içelim artık. Eşref Bey, saatin kaç olduğundan haberiniz var mı? Olsun canım, ne çıkar? Hem hele yer çekilmişken, hadi. Git kapımdan. Hem borcunu ödemez, hem de içine almaz. Ulan burası benim evim. İstediğim saatte gelirim, istediğim saatte. İşe bak. Hazırlayın Didem Hanım. Yorulan olabilir. Bir de kürsü gibi bir şey. Kerem konuşma yapacak herhalde. Aman yok canım. Gerek yok. Sevmez öyle şeyleri. Bilmiyor musun? Günaydın. Okula astın gene galiba küçük hanım. Senin bu saatte çoktan yola koyulmuş olman gerekirdi. Çok uykum var. Bahaneye bak. Devamsızlıktan sınıfta kalacak bu kız. Herkes kaçta gelecek? Vallahi biz 6 dedik ama. Ay, hava kararmadan başlaması daha iyi. Anne, sence bu partinin evli olması olayı biraz hafifletmiyor mu? Beni konuşturma şimdi Selda'cığım. Bütün kararları küçük bey veriyor, bize de uygulamak düşüyor. Anneciğim, sevgili kardeşime hatırlatmak gerekir ki şirket onun olduğu kadar bizim de. Ya Emine, hadi çabuk, geç kalıyoruz. Geldim. Ne yaptın? Hazırladım elbiseyi. Cici'yi çıkardın değil mi? Çıkardım. Ütüledim de. Seni burada hazırlarız ki yer gidersin, tamam mı? Tamam. Keremciğim, şu alım işini onayla da ben de işlemlere başlayayım. Ha, bilgin olsun. Pervin Hanım istediği Çiğdem'e de davetiye yollattım. Benim işim fark etmez. Annen de çok tutuyor. Ona göre ideal gelin adayı. Haksız da sayılmaz. Asıl ne diyeceğim? Aylin bugün Neslihan sahneye davetiye gönderdi mi? Gönderdi, gönderdi. Aynen buyurduğun gibi. Beyaz güller içerisinde. Housekeeping. Çiçeğin zarafı anne. Teşekkür ederim. Bir dakika. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Kimdenmiş bakalım. Kerem Akka. Şekerim, kartta Kerem Akdağ yazıyor. Hah, dedi bana, vicdanın söylediği adam bu işte. Aman tanımıyor musun sen zaten? Her gün magazin dergilerinde böyle boy gösterip duruyor. Aşk olsun. Ben hiç öyle magazin dergileri okuyor muyum vicdancığım? Ben bilirim kimin ne okuduğunu. Bak hayatım, oğlan çok tatlı, bir tanış. Bana teşekkür edeceksin. Fakat aşık olmamaya bak. Yani üzülebilirsin. Kimin üzüleceği hiç belli olmaz vicdancığım. Çok tatlı bir sevgilisi vardı. Çok güzel bir kız. İç mimar. Yeni ayrıldılar. Oğlanı kimse elinde tutmayı başaramıyor şekerim. Sen akşam geliyorsun değil mi partiye? Aa, aşk olsun. Bensiz olur mu? Tamam. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ya Mehmet Bey de işi gelmiyor ya. Nasıl yani? Davetiye yolu var mı? Geç kaldı lan. Hoş geldin. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Aramızdaki her şeyin bittiğini sanıyorum. İlişkimiz bitti ama dostluğumuz devam edebilir. Ben seninle dost olamam Kerem. Konuşmalıyız. İnan bak ilişkimize yazık oluyor böyle. Hayatım ne kadar yakışıyorsunuz birbirinize. Anne. Evet biliyorum bana kızıyorsun ama elimde değil ne yapayım işte. Ah canım merhaba. Ne kadar güzel bir ortam değil mi? Çok güzel yapmış. Sultanım gelmiş. Ay canım benim. Ne de tatlı dillisindir. Neslihan'ı göremiyorum. Ben de göremedim. Neyse. Ben şöyle bir etrafa merhaba diyeyim o zaman. İyi olur. Çıkmıyor. Hiç problem değil. Peki teşekkür ederim. Şans ver bana. Konuşalım. 3 yıllık ilişkimizin hatırına borçlusun bana bunu. Hoş geldiniz. Merhaba. Beni kırmadığınız için teşekkür ederim. O kadar ısrar ettiniz ki. Ve işte buradasınız. Önemli olan da bu. Bir şey içer miydiniz? Bilmem. Yani beyaz şarap alabilirim. Yani içkiyle aram pek iyi değildir ama. Sahi mi? Vicdan öyle söylememişti. Vicdan? Sevgili ortak dostumuz Vicdan. Sana gel üzme beni, inan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum, papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun.
neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Sizinle daha önce tanışmış olmak isterdim. Biraz sert geldi. Beyaz şarap. Bu arada oğlunuza bayıldım. Çok şeker, çok tatlı. Londra'da, o da yanında mı? Londra'da. Tabii. Paris'te, Amerika'da. Ne kadar çok yerde yaşamışsın. Ben seyahat etmeyi çok severim. Peki otelde ne kadar kalmayı düşünüyorsun? Bilmem. Ama herhalde uzun zaman. Hadi bakalım buluşmamıza. Vicdan'a da bu arada büyük teşekkür borcum var. Bu iş de iyi olmadı. Kim şu Kerem'in takılıp kaldığı kız Allah aşkına? Neslihan San ne olacak? Ne? Kerem'in en son gözdesi. Yok canım, Neslihan falan değil o. Gel. Keremciğim. Evet canım. Bizi nihayet bir araya getirmeyi başardın. Sizi tanıştırayım. Merhaba. Merhaba. Neslihan sen mi? Güzel çiçekleriniz ve davetiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir şaka mı?